Kesinlikle. Gerekirse bir yardım almak, belki de bir yardım almak gerekir. Mutlaka. Çünkü tıpkı diğer bağımlılıklar gibi bir bağımlılıktır aslında internet bağımlılığı. Küçümsenecek bir Bir bağımlılık düzeyde veya değil. farklı bir şey değildir. Adı üzerinde bağımlılıktır bu. Diğer bir noktada da benim üzerinde biraz düşündüğüm bir konu olduğu için acaba gerçekten bağımlı olduğumuz için mi sosyalleşemiyoruz yoksa sosyal olmadığımız için mi bağımlı oluyoruz? Böyle bir soru da takılır aklıma. Çünkü tamam belki şu anki nesil derken yaptığım çalışmaya dahil olan yaş grubundan bahsediyorum. 20-30 yaş arasında. Tamam belki sosyal oldu ama yani bağımlı olduğu için sosyalleşemiyor. Ancak yeni nesil, küçük çocuklardan bahsediyorsak, ilk başta bahsettiğim anne baba profili ve bakımı gerçekleştiren bireylerin profiline bakacak olursak, o çocuklar zaten gerçekten ciddi anlamda sosyalleşemedikleri için aslında sosyal becerilerini kazanamadıkları için çok ciddi şekilde bağımlı olmaya daha çok meyilleri söz konusu olabilir. Yani Başka sıfır fırsatı yoktur o gerçekten o çocuğun. şekilde olabiliyor. Yani ilk başta tamam belki birazcık biz kendimizi hırpalayabiliriz işte nasıl olur da bağımlı olduk diye. Ama aslında yeni nesilde durum çok daha farklı. Onların gidecek başka yolları olmadığı için aslında belki de o yolu seçme girişimleri olabiliyor. Dolayısıyla bu farkındalığın esas ailelerde baş göstermesi ve çocuklarını olabildiğince farklı sosyal gruplarda, farklı ortamlarda bulundurmaları çok büyük bir önem taşımaktadır. Son zamanlarda yine aynı şekilde gözlemlediğim bazı durumlar söz konusudur. Bizler birazcık sert bir eleştiri olabilir diye endişe ederim ama eğer bir şeyleri değiştirecekse olsun diyorum. Bizler genel olarak Kıbrıslılar olarak genellemek isterim. Tatillerimizi genelde çocuksuz yapmayı tercih eden aile yapılarımız vardır aslında. İşte çocuk anneanneye, babaanneye bırakılır ve öyle tatile çıkılır. Yakın çevremde ya da çıktığım tatillerde gittiğim bazı Kıbrıs içerisinden bahsediyorum. Gittiğim bazı yerlerde yabancı turistlerle karşılaştığımda 4 tane çocuğu varsa 4'ü de onunladır. 5 tane çocuğu varsa 5'i de onunladır. Ve bu insanlar nasıl başarabiliyor ve çocuklarıyla seyahat edebiliyorlar ve o çocuklardan tıs çıkmıyor. Gidilen bir ortamda hiçbir şekilde şamata gırgır bulunmuyorken bizler çocuksuz seyahate çıkmayı tercih edebiliyoruz. Ve bu da aslında bir şekilde çocuğa içten içe gizli ama çocuğun çok doğru bir şekilde, net bir şekilde algılayabileceği mesajlar vermektedir. Biz çocuğumuzu sosyalleştirmezsek, farklı şeylerde, farklı ortamlarda bizimle birlikte bulunmasını sağlamazsak, bu çocuk tabii ki sosyalleşmeden, sosyal kimliğini geliştiremeden küçük yaşta kim olduğunu, ne olduğunu bilemeden büyümek Dış zorunda dünyanın ne kalacaktır. olduğunu bilmeden. Aynen. Sadece sanal ortamı biliyor. Kesinlikle yani sanal ortamda değil babaannesiyle anneannesiyle kendi yaşından çok çok daha büyük insanlarla sosyalleşmek zorunda kalacak. O insanların yeni nesil çocuklarla iletişim kurması çok çok daha zordur. Çünkü Kesinlikle. yeni gelişmeleri bir noktaya kadar takip edebilirler ne yazık ki. Dolayısıyla da çocuk için de sıkıntı olabiliyorken büyük anne büyük baba için de aynı sıkıntı söz konusudur. Az önce dediğim gibi aman kızımındır ya da oğlumundur aman benim değil çocuk bir şey gelmesin başına. Otur anneanneciğim babaanneciğim sen burada ya da açayım sana onu vereyim sana bunu Ya bir şeklinde eline bir çocuk tablet verilir. sürekli olarak bastırılıyor. Hareket isteği dışarıya çıkma isteği çocuğun söndürülmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla da günün sonunda bağımlı kişilikler sanal dünyaya bağımlı kişilikler kaçınılmaz bir Tabii. boyut almak durumunda kalır. Çocuk akranlarını belki de hiç görmüyor belli bir yaşa kadar. Ta ki kimi Komşusunun torunu çocuğu yoksa göremez. Ta ki göremeyecektir. okula gitsin gerçekten başka bir çocuğu görmeden büyüyen birçok çocuk var. Ve okula başladığında da diğer problemler baş Mutlaka. gösterecektir. Uyumsuzluk söz konusu olacaktır. Arkadaş edinememe Adapte olamayacak o. kesinlikle arkadaş edinememe sıkıntısı olabilecektir. Okulda başarısızlık çünkü bu uyum büyük bir durumdur bir çocuk için. Aile ortamından ilk sosyalleştiği ortamdan ikinci biraz daha büyük sosyalleşme ortamına geçecektir. Ve burada uyumsuzluk söz konusu olduğunda çocuğun ilk önemli olan okuma yazma becerilerinde gerileme bile söz konusu olabilecektir.